PKK demokrasisi Sayın Başkanım. PKK'dan öğrenirlerse böyle olur demokrasi. Kusura bakmasın da. Çok açık konuşuyorum. PKK'nın güdümündeki arkadaşın demokrasi anlayışı olması mümkün değil. Şimdi arkadaşlar, Çin'in siz kabul etseniz de etmeseniz de gerçek bu. Siz PKK'nın güdümündesiniz. PKK'nın emrinden çıkamazsınız. Şimdi arkadaşlar, sen benim devletime işgalci diyeceksin. Sen benim devletime işgalci diyeceksin. Bunu da Çin'i de örnek göstereceksin. Peki siz ne sizin? Bakınız, bir ülkenin ya da bir şahsın karşılıklı diyaloğa girmenin işte böyle sonuçları var. Lütfen uluslararası sakin bir şekilde Sayın Bakan'ın sorularını dinleyelim. Cevaplarını dinleyelim. Uluslararası hukuk ne diyor ona bakarsınız arkadaşlar. Uluslararası hukukta bir ülkeye yönelik tehdit için oraya girme imkanı veriyor mu uluslararası hukuk? Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi veriyor mu? Veriyor. Çin neden bana işgalci dedi? Çünkü en son Birleşmiş Milletler'de Uygur Türkleriyle ilgili ortak bir deklarasyon yayınladık. Ondan sonra dedi Çin. Çin'in demesiyle mi oluyor bu? Değerli arkadaşlar, bizde Kürt düşmanlığı yoktur. Fakat hakikaten defalardır uyarıyorum. Lütfen ikili görüşme diye bir usulümüz yok. Dinleyeceğiz. Beğenmek zorunda değilsiniz. Katılmak zorunda değilsiniz. Ama dinlemek durumundayız. Şimdi bir şey söz söylerken karşı tarafında cevap vereceği cevabı düşünerek konuşacaksınız ki bir söz söyleme hakkınız varsa o cevaba da sabır göstereceksiniz. Şimdi ben düşüncelerimi açıkça söylüyorum. Benim ülkeme işgalci diyene ben gerekeni söylerim, yaparım. Benim ülkeme iftira atanın yüzüne ben gerçekleri söylerim, iftira atmam. Bizim politikalarımızda Kürt düşmanlığı yoktur. Kürtler Türkiye'de de, Irak'ta da, İran'da da, Suriye'de de bizim kardeşimizdir. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim mücadelemiz PKK'yla. Ha siz kendinizi eşittir PKK görüyorsanız bir şey diyemem ama Kürt kardeşlerimizi Kürtler eşittir PKK olarak göremezsiniz. Biz bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Kürt kardeşlerimizin de PKK'dan neler çektiğini gayet çok iyi biliyorsunuz. Ya Türkiye lütfen rica ediyorum. Değildir. Israrla aynı şeyi yapıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Lütfen. Israrla yapıyorsunuz. Bakın burada 50 kişiyiz, bir tek siz yapıyorsunuz. Lütfen yapmayın böyle bir şey. Siz başlattınız. Kusura bakmayın. Siz başlattınız. Defalarca sözünü kestiniz. Lütfen. Sayın Bakan devam edelim. Sayın Başkanım, Doğu Akdeniz konusunda herhangi bir geri adımımız yoktur. Bakınız arkadaşlar. Şimdi biz kıta sahanlığımızın sınırlarını belirledik, BM'ye kaydettirdik. Doğru mu? Doğru. Bu çerçevede batı sınırlarıyla beraber Libya ile anlaşma imzaladık mı? İmzaladık. Hem Libya hem de biz BM'ye kaydettirdik mi? Kaydettirdik. Şimdi kıta sahanlığınızı belirledikten sonra her an her dakika mutlaka orasında bir sondaj ya da sismik araştırma yapmak zorunda değilsiniz. Orası sizindir. Siz orada ne zaman ihtiyaç duyarsa, ne zaman buradan bir çıkar yani bir bulgu varsa doğalgaz konusunda, petrol konusunda gereğini yaparsınız. Peki ölçüsü nedir? Bu kıta sahanlığınıza başkalarını siz buraya sokuyor musunuz? Hayır. Yunanistan kaç defa denedi? Bizim kıta sahanlığımıza girebildi mi? Giremedi. Biz hakkımızı koruyoruz. Şimdi Karadeniz'de gemilerimize ihtiyaç varsa, Karadeniz'de gaz potansiyeli daha fazlaysa, çıkarımız oradaysa oraya gideriz. Sonra döneriz sismik gemilerimizin bulgularına göre istediğimiz yerde sondaj çalışmasını yaparız. Buralara da kimseyi sokmayız. Bu bir. İkincisi, gemilerimizin hiçbirisini satmadığımız gibi Enerji Bakanımız da size söyler. Biz bu konudaki filomuzu arttırıyoruz. Artık enerji konusunda küresel bir aktör olduk. Arkadaşlar, şimdi münasır ekonomik bölge konusunda da bir arkadaşımız soru sordu. Bakınız, kıta sahanlığını ilan ettikten sonra suyun altındaki hidrokarbon zenginlikleri bakımından tüm haklar sizin. İlave münasır ekonomik bölge ilan ettiğiniz zaman bu sefer suyun içindeki balıkçılık gibi zenginliklerden faydalanmak için yaparsınız. Yoksa kıta sahanlığınızı ve denizin altındaki kaynaklar için kıta sahanlığı yeterli diyorum ben. Kıta sahanlığını ilan etmesek, münasır ekonomik bölge ilan etsek de yine aynı şeyler olur. Yani sadece direkt münasır ekonomik bölgede ilan etsek yerin altı ve yerin üstü suyun içi doluyor bu sefer.
Ha, balıkçılık konusunda aynı şeyi söyledim. Karadeniz'de biz münhasır ekonomik bölge ilan ettik. Hepsini tüm ülkeler ilan etti. Dikkat ediyorsanız sınırı geçen bir balıkçı olduğu zaman alıyorlar, götürüyorlar, biz getiriyoruz. Akdeniz'de de bunu yapmak istersek istediğimiz zaman yapabiliriz. Önümüzde bir engel yok. Yani sonuçta burada herhangi bir şey yok. Efendim biz Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz. Bu bir yalpalanma değildir. O ikisinin arasında sıkışma değildir. İşimize nasıl geliyorsa öyle yaparız ve karşılıklı çıkarlar temelinde yaparız. Montrö konusunda, Kanal İstanbul konusunda da orası baskı yaptı, burası baskı yaptı, bunlardan vazgeçtiniz demeyin. Montrö konusunda bize soru geldi. Montrö konusunun Kanal İstanbul'la ilgisi yok. Boğazlardan geçiş ve Karadeniz'deki kıyıdaş olmayan ülkelerin bulundurabileceği gemilerin tonajını düzenliyor. Nereden geçtiği çok önemli değil. Toplamını düzenliyor. Bizim de Kanal İstanbul'un Montrö'ya bir etkisi yok. Montrö'nün de Kanal İstanbul'un önünde bir engel olmadığını söylüyoruz. Yani egemen bir devlet olarak gerekenleri söylüyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Şimdi eski bir mensubumuz maalesef biraz da işi kişiselleştirdi. Bakanlık içinde de bir fitne girişimi oldu ama bu bakanlık bu fitnelere gelmez. Neden gelmez? Her şeyden önce benim ne kadar başarılı, ne kadar iyi bir insan olduğum önemli değil. Bakanlık olarak ve bakanlığımızın mensupları ne kadar başarılı, bizim için ölçü budur. Dış politikada ne kadar başarılıyız, bizim için ölçü budur. Bir, vatandaşımız ne kadar memnun? Sizler de yurt dışına gidiyorsunuz. Eskisine göre daha fazla memnun mu? Memnun. Arkadaşlarımızın sayesinde memnun. İki, dış politika konusunda anketleri kendiniz de yaptırın. Dış politika konusunda vatandaşımızın memnuniyet derecesini siz bizim anketlere güvenmeyebilirsiniz. Kendiniz de yaptırın, görün. Sizin tabanınızın da ne dediğini görün. Daha önce mecliste de söyledim. Önemli olan vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Bir kişinin değerlendirmesi değil. Üçüncüsü, Türk diplomasisinin ve diplomatların dünyadaki itibarı önemlidir. Hamdolsun bu konuda da dünyanın en saygın diplomatlarına sahibiz. Şu anda da Türk dış politikası dünyadaki en aktif, en saygın dış politikalardan bir tanesidir. Ha, bakanlık içinde ise gururla söylüyorum ki bu bakanlığa adalet getirdim, adalet. Herkes her yere gidebiliyor, herkes her yere gelebiliyor. Afrika'ya giden de dönüşte genel müdür oluyor. En iyi diplomatımı da Afrika'ya, Asya'ya gönderiyorum. Benden önceki zamanlarda belli diplomatlar sadece batıya gidiyordu. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreter Yardımcılığını paylaşıyorlar, rantı paylaşıyorlar. Diğer diplomat arkadaşlara bir şey yok. Benim dönemimde adalet geldi. Yanlışımız, eksiğimiz vardır ama biz arkadaşlarımızla oturuyoruz. Her kararımızı adalet içinde alıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı gözeterek alıyoruz. Dışarıdan içeriden ayrım olmadığı gibi görevini iyi yapan, kötü yapan arkadaşlarımız olduğu zaman da bunun da tabii ki olumlu ya da olumsuz karşılığı olur.